Arkadaşlar son bir VTR'miz daha var. Onu da izleyelim. Sonra bunları biliyor musunuzlara geçeceğiz. Murat bir ara bunu konuşmakta herhalde bir sakınca yok. Bir klonla ilgili biraz böyle bir salmış bir durumun oldu. Gazetelerde de bunlar göründü. Sonra gerçekten çok acayip topladın. Biz bu VTR'leri çekerken de biraz öncekini çekerken de Murat'ın vücudu hani hepimiz gördük. Üstünü çıkarttı, giyindi falan. Gerçekten müthiş kaslar, maslar çok. Kim hocam? Yani bunun hocası. Var tabii. Ziya Hoca ile çalışıyoruz. Ziya Yazıcı. Yani ben onunla 12 senedir çalışıyordum aslında. Evet. Ama son 2 senedir abarttık biraz. Abarttınız. Ve ama öyle bir moda girdim ki artık bırakamıyorum yani. Hiç herhangi bir ama şey değil yani öyle çok delice bir vücut değil. Keyifli, güzel bir vücut olmuş evet. Yani. Biz senin hocanı bulduk. Ziya Hoca değil. Öyle mi? Evet. Hep beraber izleyelim. Buyurun. Kim acaba? Şimdi Murat bana ilk geldiğinde hocam çok mağdurum dedi. Üstsüz fotoğraf çektiremiyorum. Göbişlerime bebişler dolmuş gibi. Memişler desen tombiko. Ne yap ne et beni Arnold Schwarzenegger'e benzet dedi. Evladım dedim, beklentiyi çok yükseltmeyelim. Kendimize küçük küçük hedefler koyup sonuca varalım. Sen önce bir izlet altın meşeye benze. Arnold'a sonra bakarız dedim. Step step ilerleyelim. Nitekim çok iyi sonuç aldık. Şimdi beni görünce böyle içinizden bazıları dünyanın en büyük geyiğini yapıyordu. Şimdi başlasam yaza hayvan gibi vücut yaparım diye. Yaparsın. Yaparsın da adama sorarlar hangi hayvan diye. Ayı da hayvan, sümüklü böcek de. Efendim şimdi şöyle genel bir inanış var. Yani vücut geliştirme karı kız için yapılıyormuş diye. Herhalde karı kız için yapılıyor. Amcası dayısı için vücudunu geliştiren var mı? Yok mutlu olmak lazımmış da yok kendinle barışık olman lazım. Hikaye. Hikaye. Karı kız kovalamayacak erkek sığır vücuduyla da yaşar. Murat'ın en sevdiğim huylarından bir tanesi de ağırlık kaldırırken çok kibar ıkınmasıydı. Bu spora kendi tarzını getirdi. Literatüre bu boz ıkınması diye geçti. Normalde spor salonlarında ne kadar derinden ıkınırsanız o kadar kıdemli olduğunuz anlaşılır. Ama bizim Murat hep şöyle ıkınırdı. Eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Altındaki vücudun sahibi arkadaşa da buradan teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten müthiş bir arkadaş. Bunları biliyor musunuzlar var? Büşra Pekin. Geçen geldiğinde okumamışız Büşra. Hayvanlardan çok kork... Gerçekten hayvanlardan çok korkuyor musun? Doğru mu? Çocukken evet. Çok şimdi korkuyordum. İyi ama. Yok şimdi peki. Değil. Küçükken sevişme sahnesi görünce televizyonda ablasının annesinin gözünü kapatırmış. Doğum Suudi Arabistan. Evet. Ailesinin kendine aldığı ilk telefonu bozuldu diye servise yollamışlar. İçinden ketçap ve mayonez çıkmış. Ketçapsız bir şey yiyemiyor musun? Yani bir şey değil de hani bazı şeyleri ketçapsız yemiyorum. Peki. Dur. Şu an yerde yatmayı çok seviyormuşsun. Nasıl? Yerde yatmayı çok seviyormuşsun. Ortaokulda ise de yatağını yere koyup yatıyor. Aa evet doğru. Doğru. Şu anda bizi ekran başından seyredenler varsa küçükken televizyon seyrederken en sevdiğim şey annem babam böyle otururdu. Televizyon gelmeden önce bütün koltuklar birbirine bakardı eskiden de. Televizyon gelince bütün koltuklar televizyona bakar oldu. Evet. O televizyon seyrederken hayatta en sevdiğim şey halının üzerine yatıp seyretmek. Evet. Hiç ben koltukta televizyon seyrettim abi. Doğru. Evet. Bayılırdım. Çok hakikaten. Okula gitmeden okuma yazma öğrenmiş. Sen de Müjde sen de okuma yazmayı evet. Okula gitmeden mi öğrendin? Kendim söktüm abi. Kime sorsak okuma yazmayı soralım değil mi? 6. 5. sınıf yani 5 yaşındayken falan öğreniyor değil mi herkes? Genelde öyle. Sonradan ne oluyor bize? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.